Hop. Hadi Rıfkı. Oğlum. Hadi. Ya hareket. Hadi. Rıfkı. Hadi. Hop. Hadi. Hadi Rıfkı. Zıpla. Gel. Gel. Zıpla. Hadi Rıfkı. Antrenman. Hadi. İyi kurulayın lan. Sallanmayın. Sonra gelip kontrol edeceğim bak. Çizmeden, hadi. Çizmeden. Hadi. Hızlı. Bak iki araba daha var sırada. Niye hep biz kuruluyoruz? Niye hiç siz kurulamıyorsunuz? Biz işi öğrenin diye size izin veriyoruz oğlum. Değerini bilin. Beyler biz bu akşam ne yapıyoruz ya? Ne anlamda? Hop hadi gel. Heh. Yılbaşı kutlaması anlamında oğlum gel. Ali abi annesiyle ve kız kardeşiyle olacağı için biz de mecburen buralarda takılırız herhalde. Ayşegül de burada tabii. Ayrılmaz şimdi bu Ayşegül'ün yanında. Konuşma lan. Aslında Ali abinin düzenli manita olayına olan inancı tamamen bittiğine göre tekrar eski günlerimize dönmemiz için hiçbir sebep yok demek. Doğru söylüyor lan. Eve bir minibüs kız doldurup süper bir yılbaşı partisi yapalım mı bu akşam? Evet abi süper olur. Süper olur valla. Size ne oluyor lan? Ha. Evdeki parçası olduğumuza göre bu parça otomatikman dağıtıyız herhalde. Öyle mi canım? Yalnız ben sarışın seviyorum. Benim kız sarışın olursa memnun olurum. Ya. Ben de esmer tercih ediyorum. Bir de çok uzun boylu olmasın. Evet el ele gezerken çok komik oluruz sonra. Anlıyorum. Arkadaşlara bir sarışın bir de esmer iki cüce ayarlayacağız yani. Ne? Siz ne zaman adam oldunuz da bize kız sipariş etmeye başladınız lan? Gel kardeşim şunların icabına bir bakalım biz abi, ya. Abi tut şunu. Ha? Abi, gel. Abi. Gel, gel. Gel lan başım abi. Gel. Abi yapma. Ya şu su motorunu açsana. Bu genç limaları biraz sulayalım. Akılları başlarına gelin. Gel bakalım. Abi şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Sus. Öyle yapma. Konuşma bak ha. Gebertirim ha. Sus. Sus. Konuşma. Ne abi? Valla şakaydı. Bak. Geçeceğim mi? Bak şu aslan. Biz de acayip şakacı adamlarız zaten değil mi? Tabii canım. Abi yapmayın. Aslanın da akıllarını bakalım. Beyler. Kesin Ali abi geliyor. Ver lan şunu. Çek et. Bana bakın sakın elimizden kurtulduğunu sanma. Akıl oldu. Gidin. Gidin. Hoş geldin abi. Hoş bulduk arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Sanmıyorum ki. Dur lan şunu. Abi iyi misin? Yüzün fena halde asık yine. İdil yengeden. Yani ex yengeden kötü bir haber mi aldın yoksa abi? Yoksa daha sizin kırkınız çıkmadan kendine düzenli bir manita mı yapmış? Ya kimmiş abi bu yeni herif? Söyle adresini gidip hemen sevelim biraz. Yok öyle bir şey abicim. Hem biz artık ayrıldık. Herkes istediğini yapmakta. İstediğiyle olmakta özgür yani. Bu durumda... Biz de bu akşam bol sayıda geçici manitalı süper bir parti düzenleyebiliyoruz değil mi abi? Ya da sen çok üzgün ve fena aşk acısı çeker bir durumda olduğun için onun yerine böyle bol ağıtlı, türkülü bir sıra gecesi düzenlememiz daha mantıklı olur tabii abi. Abi boş ver bunları sen boş ver. Bak ikramiye çekilişine birkaç saat kaldı. Heyecan dorukta ha? Bakalım Ferruh'un topları işe yarayacak mı? Herhalde abicim. Büyük ikramiyeyi siz cepte bilin. Ya şimdiden televizyonu açsak mı abi acaba ya? Havaya gireriz hem biraz. Değil mi ya? Boşuna heyecanlanmayın abicim.
Bilet artık bizde değil. Bilet bizde değil derken abi? Kaybettim ben bileti. Kaybettim derken abi? Çarptırdım yani. Ne? Çarptırdım derken abi? Cüzdanın içindeydi. Çarşıda cüzdanı çarptırınca bilet de beraberinde gitti. Yapma ya. Abi sen şimdi bize Orta Doğu ve Balkanların en zeki ve çevik hırsızının... çete liderinin yani... sokak kapkaççıları tarafından çarpıldığını mı söylüyorsun? Evet, ne var bunda? Olamaz mı yani? Bir anlık dalgınlığıma geldi işte. Haklısın tabii abi. Yani insanlık hali. Hep biz mi çarpacağız? Biraz da çarpılalım, ne olacak değil mi? Tabii abicim, çarpılmak bizim de hakkımız yani. Susun lan. İyice saçmaladınız ha. Abi seni daha fazla üzmek istemem ama o biletin 20 milyon değerinde olduğunu hatırlatmak isterim sana yani. Biliyorum abicim, biliyorum. Abi ne duruyoruz o zaman? Hemen kalkıp aramaya başlayalım şu itleri. Pardon Rıfkıcım. Pardon canım. Ben çok geç fark ettim cüzdanın uçtuğunu. Nerede çarpıldığımı bile hatırlamıyorum. Dil yüzünden kafam darmadı. Cüzdan hangi cebindeydi abi? Ceketimin iç cebinde. Ha. Peki hiç karşı yönden gelen birisiyle çarpıştın mı bugün? Pardon abi. Önüne bak. Kusura bakma. Aha. Ben pastaneden çıkarken bana çarpan iki tane serseri vardı. Onlar almış olmalı cüzdanı. Hadi yürüyün. Abi. Koskoca şehirde nereden bulacağız biz şimdi bu herifleri? Sanırım biz size bu konuda yardımcı olabiliriz. İstanbul'un en büyük kapkaç çetesinin saklandığı yeri biliyoruz çünkü. Siz nereden biliyorsunuz abicim onların yerini? Allah Allah. Bir zamanlar biz de o çetenin üyesiydik çünkü.